Türkiye'nin en çok izlenen show programları arasında olan Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel yayınında Yerel TV'de Yılbaşı isimli skecinde Paşa isimli karakterin canlandırdığı tipleme Uşaklı çılgın davulcu Erkan Karagöz oldu. Sen beni alkış efekti falan yok mu? Güldür Güldür Show'da yayınlanan bu skecin ardından Uşaklı çılgın davulcu Erkan Karagöz'ün hayatı nasıl değişti? Yeni yıla nasıl girdi? Uğur TV mikrofonlarını anlattı. Erkan Bey, yine ulusal medyanın gündemine yer almaya başardınız. Tebrik ediyorum öncelikle sizleri. Türkiye'nin en çok izlenen show programı olan Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programında Yerel TV'de yılbaşı skecinde Paşa isimli karakterin canlandırdığı tipleme tam olarak da sizdiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Gerçekten yılbaşı gibi güzel bir gecede Güldür Güldür Show'da benim skecimi yaparaktan beni onurlandırdıkları için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Mutluluk duydum. Hatta sadece ben değil. O gece telefonlarım kilitlendi. Sebebi de halk, Uşak halkı ve dışarıda gerçekten sosyal medyada çok bir potansiyeli olduğu için şu anda Erkan Bey sizin skecinizi izliyoruz. Yurt dışından olsun, Uşak merkezden olsun, ulusal ötekillerden olsun. Skeç bitesiye kadar telefonum hiç susmadı. Tebrik mesajları geldi. Sonuçta beni örnek alaraktan skeç yapmaları da bana onur ve şeref verdi. Peki bununla ilgili sosyal medyadan güzel dönüşler aldığınızı söylediniz. Bu sizin hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu ve yeni yıla girerken bunda ne gibi etkilenmeler yaşadınız? Öncelikle uşağımızın gözünde bir kat daha uşağımızı temsil ettiğimizden dolayı gerçekten onur ve gurur duydum. Ve bu programdan sonra baktım ki benim sosyal medya hesaplarım bir anda çoğalmaya başladı. Hiç bilmediğim insanlar bana hemen Instagram'dan olsun, Face'den olsun, Twitter'dan, TikTok'tan olsun sosyal medyada bir anda arkadaş istekleri patlama yaptı. Hatta düğünümüz var diyerekten, konserimiz var diyerekten bizim konserimize de katılır mısınız diye teklifler gelmeye başladı. Gerçekten bir gecede benim Güldür Güldür Show'da benim skeçimi yapması hem manevi açıdan hem insanların biraz da biliyorsun bu ekonomik krizden dolayı milleti de güldürme açısından, milletin gönlünü hoş etme açısından da üzerimde çok büyük etkileri oldu diyebilirim. Sen beni unut. Ne de ben seni